Bugün diş dökülmesi rüyalarıyla ilgili bir makale okumuştum. Geçen senenin Ekim-Kasım'ı gibiydi. Onu anlatma fırsatı oldu. Fakat oraya geçmeden önce, bu önce kısaca bir rüyaları bir hatırlatmak ve genel bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi normalde 7-8 saatlik bir uyku boyunca yaklaşık 5 kereye yakın bir non-REM ve REM döngümüz olur. Esasında REM dönemi rüyaların yoğun olarak yaşandığı dönem ve ilk REM dönemi yaklaşık 12-15 dakika oluyor ve giderek sabaha doğru REM'in süreleri uzuyor. Aslında uyandığımız zaman gördük rüyayı hatırlıyorsak herhangi bir rüyayı aslında o en son REM'e denk gelen ya da denk gelen REM'deki rüyadır. Ondan önceki rüyalarımızı hatırlamıyoruz. Tabii rüya konusu birçok yönden gizem barındırıyor ve neredeyse bütün memeliler bir şekilde rüya görüyorlar. Burada tabii rüyaların neden olduğu konusu biraz uzun yıllardır nörobilimde tartışılıyor. Bunlardan bir tanesi belli pekiştirmek ve konsolide etmek. Özellikle REM ve non-REM uykusunun belli pekiştirdiği konusunda oldukça yaygın geniş bir literatür var. Fakat tabii ki belleği pekiştirme bazen olumsuz anıları, posttraumatik stres bozukluğu gibi anıların pekişmesine vesile olup daha kalıcı olarak devam etmesine neden olabiliyor. Bazı teorilere göre günlük çözülemeyen problemleri rüyada çözmeye yarıyor diye bir bakış açısı da var. Fakat genelde bakıldığı zaman rüyalarda pek problem çözülmez. Genelde ya nötrdürler ya da %80'i olumsuzdur. Hatta işte bu taciz, posttraumatik stres bozuklukları rüyada çözülmez, bilakis pekişir. Neden rüya gördüğümüzün en mantıklı açıklamalarından bir tanesi aslında anne karnında da rüya görmeye başlıyor. Fetüsler ve 16 saat günde neredeyse rüya dönemi içerisinde oluyorlar. Ve sanki şöyle bir şey oluyor. Motor, devinimsel, hareketsel, daha çok kinestetik rüyalar görüyorlar ya da dışarıdan giren sesler varsa onların rüyalarını görüyorlar. Görsel rüya görünmüyordur. Dış dünyaya geçmeden, dış dünyaya çıkmadan önce bir nevi simülasyon. Yani bedeni simüle ederek kasları uyarmak ya da hazırlık gibi düşünülüyor. Bunun da bir diğer göstergesi doğumdan sonra yeni doğanda 8 saat, 16-18 saat uyuyan çocukta 8 saat bir REM varken yaş ilerledikçe hem uykunun süresi kısalıyor hem de REM süresi giderek kısalıyor. Diğer bir bakış da yani neden rüya gördüğümüz konusunda evrimsel bakış. Bu da çok mantıklı. Rüya sırasında aslında derin uykuya girdiğimiz zaman hani kütük gibi uyku dediğimiz dönem uyandırılmanın çok zor olduğu uyanınca konfüzyonla uyandığımız dönem eğer uzun sürerse yani şu dönemler araya rüya dönemi girmezse devamlı derin uykuda olmak bir yaşamsal tehlike oluşturabilir dış dünyadaki tehlikelere karşı. Tabii bunu günümüzde değil, mağarada ya da doğada yıllar 10 bin, 15 bin, 20 bin yıl önce yaşayan insanlar için düşünmek lazım. Dolayısıyla araya uyandırılabilirliğin kolay olduğu, derin uykunun olmadığı, yani uykunun biraz daha yüzeyleştiği rüya dönemlerinin girmesi bir nevi tetikteliği daha kolaylaştırıyor ve uyanınca daha net uyanılıyor. Dolayısıyla dış dünyadaki tehlikelere karşı geçici böyle bir dalgalı koruma olarak bakılıyor rüyaya. Tabii buradaki önemli şeylerden bir tanesi de rüyaların sembolik olarak ne anlama geldiği. Hem bu psikanalizin ya da işte diğer psikolojinin de önemli konulardan bir tanesi. Buraya bakıldığı zaman aslında doğaüstü bir şeyle hep ilişkilendirilmiş rüyalar. İlkel toplumlarda işte tanrısal bir iletişim aracı, doğayla bir iletişim aracı, ölülerle bir iletişim aracı olarak düşünülmüş. Antik çağ ve orta çağda yine Tanrı'nın uyarıları olarak özellikle büyük kehanet rüyaları dediğimiz rüyalar yorumlanmış ve dikkate alınmış. Herhalde tarihsel olarak bakıldığı zaman ya da kültürel olarak İslam toplumu kadar rüyaya çok geniş yer veren, bu konuda yorum yapan başka bir toplum ve din yoktur. Bir hesaba göre 10 binin üzerinde rüya yorumu kitabı var İslam toplumunda. Yani aslında tefsir, Kur'an tefsirinden daha çok rüya tabiri kitabı var ve oldukça geniş yer tutuyor İslam toplumunda rüyaların yorumlanması ya da onlardan bilgi edinmek. Tabii bir de günümüzde özellikle psikanalizcilerin, psikologların bazıları özellikle rüya ve sembollerine çok değer veriyorlar ve bunlardan psikolojik anlamlar çıkarılmaya çalışılıyor. Esasında burada anlatacağım konu bunun sınırının nerede olabileceği ve her rüyanın ya da içeriğinin aslında psikolojik nedenli olamayacağı, fizyolojik nedenli de olabileceği.
Eski dönemlerde rüya yorumları yapılmış. Hatta ilk meşhur olanı Akbabalar Siteli'dir. Milattan önce 2100'lü yıllarda yazılmış. Bu sistem de rüya yorumu üzerine yazılmış. Yani 2200-2100 yıl önce yazılmış. Dolayısıyla oldukça yazılı tarih neredeyse başladıktan sonra ilk rüya yorumları kayıt altına alınmış. Ama onun dışında Babil'de Daniel'in kehanetleri ve rüya yorumcusu olarak şeyi bilinir, meşhur durumu. Onun dışında Hititlerde de rüya yorumları tanrısal iletişime geçip yol çizmek ya da gelecekle ilgili karar verme konusunda rüyalar kullanılmış. Hatta bizim İslam toplumunda istihare rüyaları vardır aslında. Bunun geçmişi Hititlerde de vardır bu. Antik Yunan'da da Akropollerde böyle istiharelere yatırılmış. Bizim Akropol'de olmuyor ama İstiharenin yani bir şeye niyetlenip rüyaya yatıp sonra semboller üzerinden yorum yapma, bilmeyenler için söyleyeyim. Antik Yunan'da da bunlar akropollerde aynı şekilde yapılıyormuş eski dönemlerde. Burada tabii İslam dini açısından rüyaların önemi şudur. Yani vahiy kapısı kapanınca mistik alemde veya öte alemde ya da gayb alemiyle bilinmeze ulaşmanın yolu olarak rüyaların bir aracı olarak kullanılması söz konusu olmuş. Özellikle bu İslam toplumunda demin söylediğim gibi istihareye yatıp iyi ya da kötüyü ya da yolu seçme konusunda niyetlenip rüya sembollerini yorumlamadan tutun da hadisleri doğrulama konusunda da rüyalar kullanan hadisçiler var. Hatta 8 bin hadisi eleyen hadisçiler var. Yani istihareye yatıyor, doğru mu yanlış mı? Ravilerin ya da hadisi aktaranların doğru olup olmadığını anlamak için rüyaya yatanlar var. Hatta Kur'an'da doğrudan rüyanın yönlendirmesiyle ortaya çıkan işte Hazreti Yusuf'un rüyası var, İbrahim'in işte rüyası var. Bunlar doğrudan Kur'an'da anlatılan rüya içerikleri. Ve tabii İslam peygamberi de 6 ay inzivaya çekiliyor mağarada ve oradaki ilk vahyin aslında rüyayla olduğu da söyleniyor. Ve geleneksel olarak da her gün sabah rüya yorumladığı yazılıyor kaynaklarda. Ve demin de söyledim aslında Kur'an tefsirlerinden daha çok İslam aleminde 10 binin üzerinde hepsi genelde İbn-i Şirin'e dayanan rüya tabirleri kitabı var. Birbirinden çoğaltma. İbn-i Şirin de bunu genelde Antik Yunan'dan aldığı yorumlarla başlatmış. Belki de İslam'ın içerisinde yani bir not olarak söylüyorum bunu. Miraç hadisesinin fiziksel bir rüyayla mı olduğu konusu tartışılır. Anna Maria Schimmel bunun aslında bir rüya olduğunu söyler. Yani rüya sırasında Miraç nedeniyle mesela ortaya çıkan ne var? Ezan farzı var. Namaz farzı var. Dolayısıyla aslında bazı dini vecibelerde aslında rüya üzerinden inşa edilmiş. Bunlardan bir tanesi de ezandır. Mesela ilk nasıl çağıralım insanları diye bir tartışma olmuş. Çanla mı, boruyla mı, ateşle mi? Bunlar diğer dinlerde de kullanıldığı için bir tartışma olmuş. Sonra bir köle azat edilmiş Abdullah Zeyd rüyasında yaşlı bir adamdan toplanması için Müslümanları çan istiyor. O da diyor ki çanı ne yapacaksın? Bunu başkaları kullanıyor. Ben sana şunu söyleyeyim, bununla çağır. Ve ezanı rüyasında öğreniyor ve sonra uyanınca bunu peygambere söylüyor ve İslam'ın çağrısı olarak ezan ortaya çıktı. Bütün kaynaklarda yazıyor. Yine kurban ibadeti bu şekilde rüyayla alakalıdır. Ve Kadir Gecesi mesela bilinmez. Kadir Gecesi de hani değerler Ramazan'ın işte son 7 gününde arayı. Bu da yine rüyalar üzerine inşa edilmiş bir ortak noktadır aslında. Yani böyle İslam dininin içerisinde yaygın olarak rüyalar bizim toplumumuzda, Anadolu kültüründe ve İslam dininde var. Tabii rüyaların içeriğini belirleyen birçok faktör var. Öncelikle günlük yaşadığımız anılar, uzun dönem anılarımız birbiri içine karışır. Anlık deneyimler, yani o an içinde bulunduğunuz, uyuduğunuz ortam sıcak mı, soğuk mu, parfüm mü kokuyor, kötü mü kokuyor? Bütün bunlar rüyanın içeriğini anlık olarak değiştirebiliyor. İçsel fizyolojiniz nasıl? Yani solunum sıkıntısı mı çekiyorsunuz, ateşiniz mi yüksek gibi birçok faktör yine rüya içeriğini değiştirebiliyor. Psikiyatride kullanılan ilaçlar aklıma geliyor şu an. Mesela alınan bazı ilaçlarda rüya içeriğini değiştiriyor. Mesela mitrazapin daha çok erotik, romantik rüyalar gösterirken paroksetin daha çok kabusa neden oluyor. Bu literatür var bu konuda yaygın olarak. Ve tabii beklentiler, umutlar ve beklentiler gelecekle ilgili beklentiler de yine rüyanın içeriğini değiştiriyor. Dolayısıyla aslında rüya alemi çok daha geniş bir kaynaktan besleniyor. Bunu tek biçimli olarak düşünmek biraz bizi yanıltabilir. Mesela körleri düşünelim.
Eğer bir kişi 7 yaşının altında, 5-7 yaşının altında körse, rüya dediğimiz şey hep görselliği bize çağrıştırıyor. Vizyon olarak, düş ekranı olarak. Aslında körler, 7 yaşının altında ya da 5 yaşının altında kör olanlar görsel rüya görmüyorlar. Bu şu demektir, aslında dış dünyanın beslemesiyle rüya içeriklerimiz duysal uyaranlarla oluşuyor. O zaman ne görüyor 7 yaşın altında körlük olanlar 5-7 yaşın altında? Görsel rüya görmedikleri için daha çok düşme rüyaları, kinestetik rüyalar, koku rüyaları ve taht ve diğer duyularla ilgili rüyalar görüyorlar. Yani bu şu demektir, aslında bizim rüyalarımız içeriği dış dünyanın duysal girdisiyle çok sıkı bir ilişki içerisinde. Bütün bunlara rağmen aslında tabii ki insanoğlunun beyni de ortak özellikler taşıyor, vücudu da duyuları da aşağı yukarı ortak özellikler taşıyor. Bu sebeple neredeyse dünyanın her toplumunda, her kültüründe ortaya çıkan ortak rüyalar söz konusu. Bunlardan bir tanesi takip edilme rüyası. Yaşayanlar varsa bilirler. Kaçarsınız, kaçamazsınız. Merdiven çıkmaya çalışırsın, bir türlü çıkamazsın. Kapıyı açmaya çalışırsın, açamazsın. Efendime söyleyeyim. Ya da sıkışırsın, tuvalet ararsın, bir türlü uygun tuvalet bulamazsın. Yapma imkanın olmaz, utanırsın. Bir şeyler olur böyle ve sıkışır kalırsın. Yine düşme rüyaları, kaybolma ve yerini, mekanı bilememe gibi ortak rüyalar. Aslında bunlar evrensel ortak rüyalar. Başka evrensel rüyalar da var ama bunlar çoğumuzun deneyimlediği rüyalar, ortak rüyalar. Ve rüyaların çoğu aslında görsel, demin de söylediğim gibi bir düş ekranı açılıyor ve orada vizyon şeklinde görsel olarak gözüküyor. Ama tabii ki işitsel, ses, koku, tat ve ağrı rüyaları da hatta o kadar şiddetli ağrılarla uyanılabiliyor ki normal günlük ağrıdan çok daha rahatsız edici olabiliyor. Ve rüyaların %60'ı renkli. Bir çalışma okumuştum, şöyle diyordu. Siyah beyaz rüya görenler siyah beyaz televizyon izleyen kişilerdir. Yani geçmiş kuşakta siyah beyaz televizyona maruz kalan kişiler siyah beyaz rüya görebiliyorlar. Böyle de bir bilgi söz konusu. Tabii burada rüya içeriği konusu hepimizin ilgisini çekiyor. Yani hareketli, dinamik bir süreç var. Bazen atlamalı olur. Yani evinizin kapısından çıkarsınız ama eviniz gibi hissedersiniz. Arka planda kocaman bir otogar vardır ya da işte bir havuz vardır ya da okul vardır. Normalde günlük evinizin mekanı içinde böyle bir ilişki yoktur aslında. Yani nesnel gerçeklikle bağımız biraz dismorfik olur, bozulur ve kayar. Zaman kayması da olur. Yine garip şekilde amnezi olur. Gerçeklikle ilgili amnezimiz olur rüya sırasında. Mesela birisinin günlük yaşamda arkadaşınız hatta yandaki yatakta yatıyordur ya da yanınızda yatıyordur. Rüyanızda onun öldüğünü görürsünüz. Ve hüngür hüngür rüyanızdan ağlıyorsunuzdur ya da üzülüyorsunuzdur ciddi şekilde. Ama gerçek nesnel hafızanızda, belleğinizde aslında onun yanınızda yattığını biliyorsunuzdur. Dolayısıyla rüya amnezisi dediğimiz gerçek anılara ulaşmada bir sorun ortaya çıkabiliyor ve bu da oldukça ilginçtir. Ve zaman mekan dismorfik olabiliyor, kayabiliyor ve iç içe geçebiliyor. Aynı bir tesseract gibi bu beş boyutlu bir uzay zaman gibi. Tabii modern anlamda psikolojide akla gelen iki kişi var rüya yorumu konusunda ve rüya sembollerini yorumlamak konusunda. Bunlardan bir tanesi işte nedir? Bilinçaltına aslında rüyaların bastırılmış isteklerin, arzuların bir şekilde bilincin altına atıldığı, toplum tarafından onaylanmayan ama kendimizin arzuladığı isteklerin, arzularının bilincin altına atıldığı ve bilincin altında da bilinçaltı dilsizdir, konuşamaz, sembollerle çalıştığı için bu bilincin altına atılan günlük bu yasak arzular, istekler bekliyorlar ve uygun zamanı buldukları zaman bunlar rüya içeriği olarak zihnimizin içerisine sembolik olarak çıkıyor. Sembolik çıkıyor çünkü bilinçaltı konuşamıyor. Tekrar onu sembole dönüştürüp size bunu sunuyor. Freud'un bakışına göre. Tabii burada esas olan şey aslında Freud'un bakışına göre rüyalar günlük yaşamın tortuları. Yani bunlar bir şekilde günlük yaşamın tortuları olarak bilincin altına atılıyor. Orada sembollere dönüşüyor. Sonra sizinle bu iletişim kurup konuşmak istiyor. Konuşmak için dili olmadığı için de semboller üzerinden size ulaşmaya çalışıyor ve bunu anlamaya çalışıyorsun. Freud'un sembolik rüya bakışı. Birazcık şeye benziyor. Talmud'da bir ayet geçiyor. Yorumlanmamış rüya okunmamış bir mektuptur der.
Yani aslında her biri çözülecek bir şifre gözüyle bakılır. Ve Freud'un bakışına göre de tabii bu sembollerin arka planındaki gerçek arzulara ulaşmanın yolu nedir? Serbest çağrışımla sembollerin arkasındaki arzu ve isteklere ulaşmak ve bunu yorumlayabilmek. Freud'un bakışına göre tabii rüyalar bize evet bir şey söyler fakat aslında bizi ulaştırdığı tek yer bilincin altındaki istekler, yasak arzular ya da o tür beklentilerdir der ve aslında rüyaları da bilinçaltına ulaşmak için Via Regina der buna, yani kral yoludur. En önemli, en sağlam, en güçlü yoldur. Bu şekilde yorumlar. Bunun da bir başka bakışı aslında, yani insanlar daha çocukken konuşmadan önce sembolik olarak da görsel dünyaya hakim oldukları için daha çok rüyalar görsel olarak ortaya çıkıyor. Birçok tabii rüya yorumu yapılabilir. Freud'un kitabını okuduysanız Rüya Yorumları 2 cilt oldukça 1899 ya da 1900'lü yıllarda yazılmış. O tarih için müthiş bir yazı. Sonunda hatta bakmıştım 200'e yakın kaynak var. Kendinden önceki dönem ve kendi dönemini ele almış. Gerçekten olağanüstü bir Rüya Yorumları kitabı. Genel olarak bakıldığı zaman aslında diş dökülmesi rüyaları Freud açısından kendini cezalandırma arzusu olarak geçiyor ama şöyle kısaca bir gene diğerlerine bakacaksak mesela böcek görmek, bilinçaltı cinsel doyum, ağaç görmek, efendim ağacın gövdesi erkek dalları kadını sembolize eder, kedi kadını köpek erkeği sembolize eder, tuvalet rüyaları görmek cinselliği çirkin görme şeklinde yorumlanır. Ve her ne bir şey uzunsa, çıkıntılıysa, bıçak, kama, kalem, kılıç, kravat bile anahtar, penis sembol olarak içi boş olan işte kutu, şişe, kap hepsi de kadın cinsel organı, vajina olarak sembolize edilir. Böyle sabit bir sembolik benzetimi ya da yorumu var aslında. Tabii bunu Jung değiştirdi. Yani Jung daha çok evrensel, mistik bir bakış açısına sahip olduğu için bütün rüyaların aslında kehanet şeyden, masallardan, mitoslardan, günlük hallerden, efendime söyleyeyim istek ve arzulardan ortaya çıktığını, hatta o kadar ileri gidiyor ki Jung diyor ki aslında diyor uyku için esas olan rüyadır diyor. Uyku sadece rüyaya izin veren bir aracı olan bir bilinç halidir ama aslında biz uyumak için yatmayız. Rüyayı görmek için ya da rüya için uyuruz gibi bir olağanüstü, çok daha ileri götüren bir bakış açısı var ve Freud gibi rüyaları bir gizli sembol olarak ele almaz. Bizim kendimizden kendimize gelen doğrudan mesajlar olarak bunlara bakar. Özellikle Jung'un bu evrensel arşetipler ve evrensel rüyalar üzerine çok yorumu da vardır. İşte doğum, ölüm, güneş, rüyada görmek, ayı görmek, kahraman görmek, ırmak görmek ya da dev ağaç görmek. Bunlar aslında yine evrensel ve evrensel arşetipal, evrensel bilinçaltının ortak rüyaları olarak yorumlar bunları. Ve Jung'un bakış açısında da aslında kehanet öngörü rüyaları vardır ve bunlar özellikle büyük toplumsal kriz öncesi ortaya çıkarlar. Rüya yorumlarken de tabii Jung'un bakışına göre yani Freud daha çok serbest çağrışımı kullanırken aslında Jung ya bunu doğrudan yazdırır ya da çizdirme ve yazdırma esasında esastır ve serbest çağrışım rüyanın çekirdeğinden kişiyi uzaklaştırabileceği için daha çok Jung'un kullandığı psikoloğun ya da işte rüyayı yorumlayacak kişinin, dinleyen kişinin rüyanın çevresinde kişiyi dolaştırmak ve esas çekirdeği asla kaybetmemek serbest çağrışımla. Esas olan şey yorum ama Jung tabii bunu çok daha genişletiyor ve felsefeyi, dini, mitolojiyi, sembolizmi birçok şeyi bunun içerisine katıyor. Diş rüyaları özellikle ortak evrensel rüyalardan, yani diş rüyası dediğimiz şudur, dişlerin düşmesi veya çürümesi ya da dökülmesi. Bunlar evrensel tipik rüyalardan bir tanesi. İnternete hazırlamadan şöyle Google'a bakayım dedim. Diş dökülmez rüyaları diye girdim. O kadar çok yorum var ki neredeyse sayfa sayfa yolu. Demek ki insanlar bu rüyayı görüyorlar ve sorguluyorlar ne oluyor falan diye. Böyle yaygın bir şeyi var. Her gazetede, her haber sitesinde geçiyor diş dökülmesi rüyaları. İşin ilginç tarafı şudur. Bu konuda da yapılmış sosyologların yaptığı çalışmalar var. Diş dökülmez rüyaları
Ta Horasan'dan, Afganistan'dan bizim şeye Balkanlara kadar bütün o coğrafya içerisinde ölümle ve yakın ölümüyle sembolize edilir. Yani aslında dişinizin rüya tabii ön diş, yan diş falan farklı yorumlanıyor ama temelde dişlerin dökülmesi bir ölümün habercisi olarak kabul edilir. Ta işte burada görüyorsunuz bir Azeri Türklerinde, Bulgaristan Türklerinde, Gagavuz Türklerinde, Makedonya'da, Kıbrıs'ta hepsinde aşağı yukarı benzer. Dişler dökülüyorsa yakınlarınızın öleceği ya da ölümüyle ilgili bir ön kehanet rüyası şeklinde yorumlanır. Tabii rüyayı yorumlamak önemli, dil önemli. Bu Halife Memnun'la şeyin Annemarie Schimmel'in Halifenin Rüyaları diye bir kitabı var, orada geçiyor. Halife Memnun tabii ki Abbas halifesi, İslam tarihinde Beytül Hikme'yi kuran ve çeviri merkezini kuran kişi ve birçok Yunanca ve felsefe, mantık, müzik, matematik eserlerini çeviri merkeziyle Beytül Hikme'de şeye çevirtmiş. Süryanice'den Arapçaya ya da işte Yunanca'dan Süryanice'ye ve sonra bazılarını işte Arapçaya çevirmiş. Kendisi bir rüya görüyor. Rüyada bütün dişlerinin döküldüğünü görüyor. Ve sonra tabii ki rüya tabircilerini çağırıyor. Diyor ki ne olacak, çok korktum falan. Bir tanesi diyor ki efendim diyor bütün akrabalarınız ölecek. Tabii morali çok bozuluyor ve kovuyor onu. Sonra birisini daha çağırıyor. Diyor ki Allah uzun ömür versin efendim diyor, akrabalarınız içerisinde en uzun siz yaşayacaksınız. Şimdi aynı şey aslında fakat onu ödüllendiriyor. Dolayısıyla yani rüyaları yorumlarken de psikolog da olsak, arkadaş da olsak, kralın rüyasını, padişahın rüyasını da yorumlasak birazcık dili önemsemek gerekiyor. Halife Memnun özellikle önemlidir çünkü özellikle bu Yunanca felsefe eserlerini, Aristo'nun eserlerini resmi olarak çeviri başlatmış ve Batı'ya da sonradan ulaşmasını sağlamış. Aslında orada da şöyle bir anekdot var. Halife Memnun rüyasında Aristoteles'i gördüğü söylenir. Ve sürekli rüyasında tekrarlı gördüğü için de bir süre sonra Aristo'nun eserlerini çevirtmeye başlar ve sonrasında Beytül Hikme'yi kurar. Yani eser çevirisi. Hatta şöyle ilginç bir şey olur. O dönemde tabii Bizans'la da karşılıklı savaşlar var, sınırdaşlık, etkileşimler var. Bizans İmparatoru yani İstanbul'a elçiler gönderip Yunanca, matematik, mantık, felsefe kitaplarını talep eder ve gerçekten bunları alıp çevirttirir. Tabii bu sonradan İslam dünyasına felsefenin yükselişi olarak 1180'lere kadar yansıyor. Diş kaybı, dişlerin kırılması yani çok yaygın. Bir çalışmaya göre aslında toplumdaki kişilerin %40'ı neredeyse en azından hayatında bir kez dişlerinin rüyasında döküldüğünü görmüştür. Ve %16 kişi de bunu tekrar tekrar görüyor. %80'i bunu düzenli olarak neredeyse sık olarak görüyor. Rüyanın diş dökülmesi rüyalarının ya da diş kaybetme sadece antik Yunan'da iyi bir şey olarak yorumlanmış. O da borçların ödenmesiyle ilgili yorumlanmış. Fakat Talmud'da efendim ve diğer birçok İslam kaynağında genellikle ölümle ilişkilendirilmiş. Freud bunu tabii biraz daha farklı bir hale çeviriyor. Kastrasyon korkusu, cinsel güvenin azalması veya kaybolduğu ya da kaybedileceği korkusu anlamında yorumluyor. Kadınlarda da diş dökülmez rüyası varsa daha çok çocuk arzusunu olarak yorumlanıyor Freudian bakış açısından sembolik dille. Jung bunu biraz daha bir şey olarak kişinin kontrol kaybı ve kendi gücünü sorgulaması şeklinde yorumluyor. Fakat yakın zamanlarda tabii modern dönemde yapılmış çalışmalar var. Özellikle diş rüyaları, işte diş dökülmesi, diş çürümesi gibi rüyaların ve bunların kovalanma, uçma gibi somatosensöryel motor deneyimleri değerlendirilen bir ölçek yapmış Yu diye bir araştırmacı 2012'de. Aslında bu tür kovalama rüyaları, düşme ve uçma gibi somatosensöryel sorunları temsil eden rüyalarla bir ortak korelasyon tespit edilmiş. 2000'li yıllarda yine Rovanusa diye başka bir araştırmacı ağızda ortaya çıkan duyumları araştırmış, bir ölçekle değerlendirmiş ve bunlar aslında bruksizmin rüya içeriğini etkileyerek bu dişle ilgili dökülme ya da işte çekilme gibi dişlerin çürümesi gibi rüyaları tetiklediğini öne sürmüş 2000'li yıllarda. Ve aslına bakıldığı zaman bu bir hekim olarak da bilirsiniz yani uyku bruksizmi oldukça sık genel popülasyonda neredeyse
%10'a varıyor. Bu çalışma 2018'de yapılmış. Ben bunu geçen yıl okumuştum. Geçen dediğim gibi 7-8 ay önce okumuştum. Yani bu rüya görenlerle acaba diş dökülmesi ya da diş rüyaları gören kişilerin diş etlerinde herhangi bir sorun mu var? Diş mi sıkıyorlar? Diş mi gıcırdatıyorlar? Çenelerini mi sıkıyorlar? Şeklinde bir araştırma ve ondan mı kaynaklanıyor aslında rüyanın içeriği gibi bir araştırma yapmışlar. Bunun için 303 lisans öğrencisine rüya motif ölçeği uygulamışlar. Bu rüya motif ölçeği çok güzel aslında bir rüya ölçeği. 100 tane rüya temasını sorguluyor. Bunların içerisinde, temaların içerisinde 12. madde düşme rüyaları, 18. madde dişleriniz dökülüyor, dişlerinizi kaybediyor ya da dişleriniz çürüyor var. 30. maddede bu meşhur tuvalet bulamama ve kullanmaktan utanma. 39. maddede nefes alamama ve boğulma şeklinde. Burada özet olarak söyleyeyim ama diğer bütün rüya temaları var. Burada tabii bu rüya tema ölçeğinin yanında psikolojik durumu ölçmek için kısa semptom envanteri yapıyorlar. Hangi psikolojik bir sorunu var mı? Bizim burada da uyguladığımız bir kısa semptom envanteri. Yine uyku kalitesi için Pittsburgh uyku kalitesi ölçeği kullanıyor. Ve bu Amerikan Uyku Tıbbi Akademisi'nin önerdiği bruxizmin şeyleri var, ölçeği. Diş sıkma, dişlerde gıcırdatma, diş etlerinde ve çenede hassasiyet, gerginlik hissetme gibi başlıkları içeren kişinin kendinin doldurduğu ölçeği yapıyorlar ve bunları karşılaştırıyorlar. Karşılaştırdıkları zaman şunu görüyorlar. Aslında diş rüyaları, bu dökülme olabilir, çürüme olabilir ya da işte çekilme olabilir, birçok rahatsızlık veren neyse. Genel psikolojik stresle herhangi bir alakası yok gözüküyor. Korelasyon katsayısı oldukça düşük ve herhangi bir istatistik anlamlılığı yok. Yine bakıldığı zaman aslında diş gıcırdatma ve diş sıkma bir arada ele alındığı zaman ki bu dental iritasyon deniyor buna. Dental iritasyon ile diş rüyaları arasında ve kendi aralarında yüzde neredeyse 63'lük bir korelasyon ve oldukça bir yüksek anlamlılık söz konusu. Yani burada ulaştığı nokta şu. Aslında bizim diş rüyalarını sembolik olarak yorumlamamıza rağmen aslında bu diş rüyaları online olarak kişinin o anda içinde bulunduğu diş sıkma, diş gıcırdatma, diş tahrişi ya da buna benzer ağız içi ile ilgili sorunların, somatosensörel uyaranların anlık olarak rüya içeriğine dahil olması ve bunun da dişle ilgili bir rüya şeklinde düş ekranında çıkması. Ve bunun herhangi bir psikolojik durumla, kaygıyla ya da orada psikolojik ölçekte herhangi bir semptom alt kategorisiyle herhangi bir ilişkisi çıkmamış. Tek gözüken şey bunun dediğim gibi diş iritasyonu yani ağız içi diş sıkma, diş gıcırdatma toplu olarak bir arada ele alındığı zaman onunla bir korelasyonu çıkmış. Burada tabii rüyalar iki şekilde ayırmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, evet Freud bunu sembolik olarak, psikolojik olarak yorumlamış. Jung da öyle yorumlamış ama aslında fizyolojik kökenli rüyalar diye bir şey de var. Yani bu nedir? Aslında vücudun organındaki herhangi bir sorundan ortaya çıkan bir uyaranın, somatosensöryel uyaranın rüyanın içeriğine dahil olması. Biz mesela biliyoruz, obstrüktif sleep apne de mesela çok fazla kabus görür kişi. Astım hastaları çok fazla, kalp yetmezliği hastaları oksijenasyon zayıf olduğu için kabus görmeye eğilimlidirler ve sıklıkla kabusla uyanırlar. Yine hepiniz bilirsiniz, soğuk uyuduğunuz zaman rüyanızda kendinizi kutuplarda görebilirsiniz. Hatta bazı çalışmalar yapmışlar, kişiler uyurken REM dönemine girdikleri göz hareketlerinden anlaşılınca ayak baş parmaklarına spreyle su sıkılmış ya da su damlatılmış, sonra uyandırılmış 1-2 dakika sonra ve rüya içeriğine ayaklarını suda, okyanusta yüzer şekilde çoğu kişi böyle anlatıyor. Yani ölçek rüya içeriği sorgulanınca suda yüzme, suyun içine ayağını sokma ya da böyle bir damla parmağa damlatılan su rüyanın içeriğine uyaran yaptığı zaman oldukça abartılı bir hale geliyor. Bunun örneği kedi miyavlamasıdır. Yani siz uyurken kedi miyavladığı zaman rüya içeriğinizde bunu aslan kükremesi olarak görebilirsiniz. Yine bazı fizyolojik durumların uyku içeriğini değiştirdiğine dair şey var. Mesela kişiler 2-3 gün boyunca yoğun tuzlu beslenmeye maruz bırakılmış ve su kısıtlaması yapılmış. Yani susuzluk çekiyorlar günlük yaşamda da. Ve genellikle sonraki günlerde gördükleri rüyaların içeriği sorgulandığı zaman çoğu rüyasında su arıyor.
Yani bu da açıkçası içinde bulunan fizyolojik durumun rüya içeriğini değiştirdiğine dair bir bakış açısı. Ayrıca bütün rüyaları yani psikolojik kökenli rüya olarak ve bize verilen mesajlar olarak çatışmaların, ruhsal durumun ve ruhsal derinliğin içimizde gizli o dünyanın bir sembolik yansıması olarak düşünmemek gerekiyor. Çok basit fizyolojik uyaranlarda rüya içeriğine bu şekilde dahil olabiliyorlar. Evet, benim söyleyeceklerim, anlatacaklarım bununla sınırlı.